Yani sizin kendi mesleğiniz prestijli değil mi peki? Daha prestijli mi? Sizin daha çok prestije ihtiyacınız var. Sizin ihtiyacınız yoksa prestijli mesleği niye tercih ediyorsun kardeşim? Ben anlamadım ki. Yani prestije ihtiyacın var ki prestijli meslek istiyorsun ya da daha fazla prestijli. Ben şu an arabalarımdan birini satıp ondan sonra daha prestijli bir araba alacağım diyorsam daha fazla prestije ihtiyacım var ki onu alıyorum yani. Bunda da bir gariplik yok. Bunu itiraf etmekte bir sakınca yok ki yani. Yani bu niye rahatsız ediyor seni ki anlamadım ben yani şimdi. Benim baktığım pencereden bakamadın mı? Sen zaten benim baktığım pencereden bakıyor olsaydın şu an kurulda retest olmazdın yani. Bakamıyorsun zaten. Açık ve net iletişim feedback'i aldın az önce benden mesela. Durumsal farkındalık feedback'i de aldın tarih hatasından. Bir ay tarih hatası yaptın çünkü 30 gün. Savunmacı kişilik özellikleri gösteriyorsun. Öyle demedim, böyle demedim, yanlış anlaşıldınız. Evet öyle çıktı ağzımdan ama ben aslında bunu demek istemedim demiyorsun. Ağzından çıkanı ya kabul etmiyorsun ya da sonuçta duymuyor. Eleştiriye kabul sorunum var. Mesleki motivasyon konusunda tam bir eksi vermedim ama endişelerim var. Çünkü bunu tanımlarken bu sonuçta bu motivasyonu sonuçta benim çok yakınım sağladı diyorsun, babam sağladı diyorsun. Kaç tane feedback oldu? İçine bir de savunmacı kişiliği eklemişiz zaten. 1, 2, 3, 4, 5 tane. 4,5 tane. Şu an 4,5 feedback'im var zaten. Düşündüğünde kuruldan seni elemiş olmaları normal. Yani kalkıp da senin CV'ne bakıp CV'nin üzerinden konuşup CV'nin üzerinden sorgulamaların ya da senin kariyer anlamında ya da okuldaki bir takım okul kayıt dondurmaların vesaire şununla bununla alakası yok bunun ya. Sen ona odaklanmışsın. Sen onun öyle olduğunu düşünmek istemişsin. Beni bu yüzden elediler demek istiyorsun diyorsun kendine ama o değil yani. Bak şimdi şurada ben çok önemli bir düzeltme yapmak isterim. Bunu çok iyi bellemelisin bence. Bunu çok iyi öğrenmelisin. Hani sen şimdi DİA'ları geçmişsin. Sonra CRM'i de geçmişsin. Hatta CRM'in çok keyifli geçmiş. DİA'ları geçmiş olman bir yana. CRM'i geçmiş olman. CRM'de o psikologların ya da o gün sana denk gelen psikologların sende hata bulmamış olmaları, sende CRM eksikliği olmadığını göstermez. Senin CRM eksikliğin zaten kuruldaki uzmanların karşısına çıkmış. Anlatabiliyor muyum? Onlar da zaten seni aslında yeniden CRM'den elemişler. Yani ben CRM'i geçtiğimde CRM'im benim mükemmel, benim CRM eksikliğim yok. Artık CRM'den yana derdim yok.